Hey! Selamlar. Yeni bir seriye başlıyorum. Lords of the Fallen. Oyun internette Dark Souls'un Avrupa versiyonu olarak geçiyor. Kontrolleri, mekaniği, gameplay'i Dark Souls'a çok benzetiliyor. Ama size garanti ederim ki zorluk olarak Dark Souls'un onda biri bile değil. Fakat çok eğlenceli bir oyun. Grafikler olarak çok başarılı bir oyun. Bilgisayarda oynuyorum ama gamepad ile oynuyorum. Kontrolleri Dark Souls'a çok benziyor. O yüzden gamepad klavyeden çok daha rahat olacaktır sizin için de. Bizim karakterimiz Harkin. Çok sert ve havalı duruyor. Hemen başlayalım. Ah. Magic type. Rage. Peki. O zaman Rage'i seçelim. Warrior, Rogue, Cleric. Tabii ki de Warrior'ım ben. Ben bir savaşçıyım. Başlayabiliriz. Screen'de ipuçları veriyormuş. Hadi loading screen, hadi. Zaten cutscene'e girecek. Bu ne loading screen'dir arkadaş? Hop, cutscene. Ben Warrior seçtim. Bu cutscene'de de Warrior olsa çok daha iyi olabilirmiş bence. Fallen God, creator and destroyer of worlds. Hear my vow. Ya masken de çok güzeldi ama düşürdün. Oh. Atma onları arkadaşım öyle. Ha. Daha güzelini bulmuş. Thor'un kılıcı, Thor'un kılıcı, Thor'un çekici Mjölnir'in uzun saplı versiyonu gibi duruyor. Ne bağırıyorsun Arkin? Ben bunu oyunda yapabilecek miyim? Kesin yapamayacağım. Haha, kandırdım, o da değilim. Ne oldu, bir mala döndün sanki. Al sana. Kocamansın ama sadece hacimden ibaretsin ya. Boyun eğ. Köle. Tanrı'yı da görseydik. Tanrı'nın eli dağları. Dağda başlıyoruz o zaman. Yok, atlamayacağım. The monastery's ahead. I wonder if it is still safe. Either way, our quest for Antanas nears a conclusion. I hope he's worth all the men we've lost on our way here. Adamın kolu da deneyebilirdin ya. Bak içeri soğudu şimdi. Hoş mu? Topal mısın sen? Lumos. Harry Potter göndermesi de yaptığıma göre başlayabiliriz bence. Uyanma sen. Biz bakıp çıkacağız. Ya. Eh.
Boyun futbol olmuş gibi bakıyorsun harken ya. Peki, tutorial kısmı. Dark Souls'a çok benzediği için sorun olmayacak tabi. Al sana. Al sana. Al sana. Bir tane daha. Hadi bakalım. Güle güle. Oyunu pre-order yaptığım için kaç tane silah verdi bana. Ne haber? It's locked. Hadi canım. Kilitliymiş. Aa, kanıyormuş, o yüzden öyle yürüyor. Kanıyormuş. Kan kaybediyormuş. I didn't let you out of prison to worry about me. Hapiste miydim ben? Staying alive. I will try to spare you the inconvenience of my death. Yani garip garip jestler yapıyorsun arkadaşım. Kapıyı nasıl açacağız çok? Önemli bir soru. A switch perhaps or a key. Anahtar işe yarayabilir, evet. Bu oyunda da taşıyabileceğiniz bir yük limiti var. Ben de o limiti aştım herhalde. Daha oyun başlar başlamaz. O yüzden böyle eşek ölüsü gibi yuvarlanıyorum. Fantastik bir dünyada olsak da karakterimiz Atlas gibi dünyayı sırtında taşıyamıyor tabii ki. Bu nedir? Biri bize not bırakmış. We fight back, but there are too many of them. It is sickening to see them move. Bir şeyleri çıkarsam işe yarar mı? Ha, daha hafifmiş. Yo, aynı. Death creeping up your nose. One of the creatures we were fighting spat on us. The saliva hit my eye. Bu da aynı. Birebir aynı hatta. And it burns deeper into me. Ha, üstteki de aynı ama defense'i daha iyiymiş. 24'e 25. Peki. Bu da birebir aynı. Uuu, sevdim. Kılıcımı çıkarsam? Ya, gördüğünüz gibi weight sol altta. 17 unit taşıyabiliyorum ve 15'i dolu şimdiden. 13 oldu. Hiçbir işe yarayacağını sanmıyorum. Hı! Hiçbir işe yaramadı. Tamam, sakin ol Harkin. Buradan mı gidiyorum? Ups, yanlış tuş. Gördüm seni. İkinci barımız, yani turuncu bar, stamina barı. Bitmemesine dikkat etsek iyi olacak. Çünkü hepsini atak yapmak için harcarsak şu an olduğu gibi kaçmak için staminamız kalmaz. Aa, bir şey düşürdü. Nedir o? Enerji şardı. Sanırım staminamızın daha hızlı dolmasını sağlıyor. Bunda da backstab olayı var mı? Sırtından bıçaklama olayı. Yavaş yavaş yürüyelim. Deneyelim. Arkana bakma. Ya lanet olası. Arkana bakma demedim mi sana? It is in me. And it is changing me. My skull. The bones are moving, growing. It does not feel like poison in my veins. More like liquid dark. Hop! They have seen with others what happens next. Eyesight goes first. Bu oyunun dünyasında da herkesi bu garip yaratıklara çeviren bir hastalık var sanırım. Hop. We will choose death before it chooses us. Oyunun güzel mekaniklerinden mobilya kırma mekaniği. İşte bu. Hop. Oo.
Güzel. İlk sandığımız. Ne varmış içinde? Empty bottle. Sol alt köşede 3 tane olan. Canımız azaldığında içmemiz için. Ve empty bottle'ı da doldurunca checkpoint bulduktan sonra 3 değil 4 olacak. Güzel. Devam edelim. Ya böyle mi karşılıyorsun? Kim bilir ne zamandır manastırda yalnızdın. Arkadaş olmaya geldim. Böyle mi karşılıyorsun? Zırhım ne kadar güzel ya. Hop. Yani sizin mobilyalarınızı kırışacağım o zaman. Korkuttun. Hop. Geber. Sen de geber. Bu arada XP'yi topladıktan sonra ne kadar uzun süre toplarsanız harcamadan düşmanlardan aldığınız XP de o kadar artıyor. Parantez içinde bir sayı var. Hah, anahtarı buldum. Şu an 1.18 mesela bende. XP'mi harcamadan düşman öldürmeye devam edersem 1.18'den 2'ye kadar çıkacak. Yani her düşmandan aldığım XP'yi 2 ile çarpacağım. They are spreading towards our village. I beg you. Nedir? Challenge. Something evil is happening. I can feel that. You can always seek refuge here in the monastery. Evet, sonunda kılıcımı iki elle tutabiliyorum. Al sana. Please. Oh, suratıma yedi. O zaman ilk boşunumu içelim. Geber. Gördüğünüz gibi çarpı 1.20 şu an. Ha. Islık suyu olmuş. Hop. Çok güzel. Buldum anahtarı. I found a key. What are you haberin waiting olsun. For? Open the door. Tamam ya, açarım. Bana destek ol. Some help. Here. This might be useful. Ne verdin? Potion verdin bana sanırım. Evet. İlk boss'umuz burada. Güzel bir cutscene. Ne kadar güzel bir manastır ya burası. Benim zırhım kadar güzel olmasa da. Oh. Acıttın ama ya. Bu arada her boss'u belli bir şekilde öldürürseniz o boss'un silahının ya da kalkanının özel bir versiyonunu alıyorsunuz. Özel versiyon olduğunu da kılıcın ne olduğunu yazan, yani kılıcın isminin renginin suratıma yedim kalkanı. Turuncu olmasından anlıyorsunuz. Kılıcınızın ya da kalkanınızın rengi turuncuysa bu demek oluyor ki özel versiyon. Çok acıttın ya. Bir saniye bekler misin? Ben fat roll yapıyorum ve bu hiç hoşuma gitmiyor benim. Çıplak dövüşeceğim seninle. Şimdi nasıl? Hah, güzel. Au. Koştuktan sonra right trigger'a bastığınızda az önce yaptım. Hareketi yapıyorum. İşte bunu. Staminam bitti.
Al sana. Ya ka... Stamina kontrolümü çok kötü yapıyorum. Hop. Evet. Biraz uzakta durup bu hareketi yapmasını sağlarsanız daha güzel olur. Boss'un barında 4 tane çizgi var gördüğünüz gibi. Can barı 4'e bölünmüş. Her bar farklı bir phase oluyor boss'ta. Yani First Warden için bu phase'ler zırhının bir kısmını düşürüyor her bardan sonra. Son bara geldiğinde de kalkanını bırakacak. Ve balerine dönüşecek. Çok komik oluyor son barda. Bu arada bu boss'u zarar almadan öldürdüğünüzde kılıcının özel bir versiyonunu alabiliyorsunuz. Yani benim almam imkansız çünkü. Of, suratıma yiyorum gördüğünüz gibi. Cık, ne oluyor arkadaş? Yanlış zamanlama. İşte bu. Bunu yap. Hayır. Hop. Geniş bir alan var. Kullanalım mı? Hadi yap şu hareketi ya. İşte bu. Al sana. O nasıl bana vurdu ya? Bir tane daha içelim. Şu hareketi yapar mısın? Hadi. Sağ ol. Evet, ikinci phase'e geçtik. Zırhın bir parçası daha koptu. Geliyor musun? Hadi. Güzel. Hop, hayır. Artıracağım ilk şey staminam olacak. Bir saniye bekle. Güzel. Ya o nasıl bana vuruyor arkadaş ya? Güzel. Evet, son phase. Balerine dönüştü. Woohoo! Güzel. İstediğim bu hareket. Dön. Başın dönmüyor mu senin onu yaptıktan sonra ya? Al sana. Yedim suratıma. Güzel. Al sana. Woohoo. Geber. İlk boss'umuzu ölmeden öldürdük. Çok ateşliyim. What was that? One of those lords. Bir saattir dövüşüyorum. O da neydi diyorsun ya? Evet, kılıcı. Persistence kılıcı. Eğer zarar almasaydım turuncu olacaktı o kılıç. Bunlar da oyunun
checkpointleri. O zaman level atlayalım biraz. Attribute pointler, strength, vitality, faith gibi level'ları artırmanız için, spell pointler de magic gücünüzü artırmanız için. 3, evet 3 tane artırabiliyorum. Tabii ki endurance yapacağım üçünü de. Çünkü ihtiyacım var. Gördüğünüz gibi equipment burden'da 22 idi, artı 5 olacak, yani 27. Güzel. Oyunda şöyle attribute point shard'lar da bulacaksınız. Bunlar da direkt level demek. Ücretsiz. 2 tane varmış bende. Onları da kullanalım. Endurance. Evet, 2 endurance daha. Güzel. Evet, stamina varım biraz daha arttı. Şu zırhı giysem hala fetrol yapar mıyım? Deneyelim. Yapmıyorum. Güzel. Hop. İşte endurance'ın güzelliği. Evet, gitmemiz gereken yer burası. Burada bitireyim ben. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. O zamana dek, bye bye.